Değerli konuklarımız, ekranları başına çevirmiş olarak bizleri izleyen sevgili öğrencilerimiz. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Network Söyleşileri YouTube canlı yayın etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bu etkinlik ile tüm öğrenci, mezun ve mensuplarımıza yönelik olarak son dönemde ülkemiz için ekonomi ve dış politika açısından en önemli meselelerden birisi haline gelen Mavi Vatan ve enerji tartışmaları konusunu ele almış olacağız. Bugünkü İktisat Network Söyleşimizde Müstafit Tümamiral, Doçent Doktor Sayın Cihat Yaycı'yı dinleyecek ve kendisinin sunum sonrasında siz değerli öğrencilerimizin sorularına yer vermeye çalışacağız. Sayın Cihat Yaycı amiralimizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Doçent Doktor Cihat Yaycı 1966 yılında Elazığ'da doğdu. 1984 yılında Deniz Lisesi'nden, 1988 yılında da Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli gemilerinde branş subayı, bölüm amiri ve komutanlık gibi görevlerde bulundu. Marmara Üniversitesi'nde insan kaynakları alanında, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise fizik mühendisliği ve elektronik mühendisliği alanlarında yüksek lisans yaptı. Tümamiral Cihat Yaycı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktorusunu 2004 yılında tamamladı. 2016 yılında Tümamiral'liğe terfi etmesinin ardından 2017 yılına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 20 Ağustos 2017'de de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine getirildi. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevinden istifa eden Tümamiral Yaycı, halen Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin başkanlığını yürütmektedir. Yaycı'nın 2019 yılında yayımlanmış Libya Türkiye'nin Denizden Komşusudur adlı bir kitabı bulunuyor. Yaycı'nın ikinci kitabı ise Doğu Akdeniz'in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye ismiyle 2020 yılında yayımlanmıştır. Tümamiral Yaycı evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce ve Rusça bilmektedir. Kendisine tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Programımıza başlamadan önce selamlama konuşmasını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Sayın Yargun'u kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım, çok kıymetli amiralim, aynı zamanda hocamız, çok kıymetli bölüm başkanımız, çok kıymetli dekan yardımcılarımız, çok çok kıymetli hocalarımız, bizleri izleyen kıymetli öğrencilerimiz ve katılımcılar, hepinizi en içten sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizlerin de bildiği gibi dünya yeni bir düzenle karşı karşıya değil. Dünyamız yeni bir düzensizlikle karşı karşıya. İki kutuplu dünya düzeni yıkıldıktan sonra şu ana kadar o iki kutbun yerini dolduracak bir düzen maalesef gerçekleştirilemedi. Gerek bölgemizde yaşadığımız sorunlar, gerekse diğer alanlarda yaşadığımız sorunların temel nedeninin bir düzensizlik olduğunun altını çizmek istiyorum. Öncelikle tek kutuplu dünya düzeni kurma arayışlarının var olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama realiteye baktığımızda tek kutup üzerine bir dünya düzeninin kurulamayacağını da hep birlikte yaşadık. Üzülerek ifade edeyim, uluslararası ilişkiler ve uluslararası ilkeler dediğimizde karşımıza çıkan temel ilişkinin Amerika aksanlı, Amerika odaklı ve İsrail odaklı uluslararası ilişkiler olduğunu görüyoruz. Günümüzde uluslararası ilişkilerden bahsedilirken Amerika ve İsrail odaklı bir ilişkinin egemen olduğunun altını da çizmek gerekiyor. Değerli katılımcılar, değerli misafirimiz, özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu bu bölgesel sorunun Kuveyt'in işgaliyle başladığını, Irak'ın işgaliyle yayıldığını, Suriye'nin işgaliyle sürdürüldüğünü, Libya'nın işgaliyle devam ettirildiğinin bilincinde olmamız lazım. Belki birileri şunu söyleyebilir, bunların Türkiye ile ilgisi nedir sorusunu sorabilirler. Bunların tamamının hedefinde Türkiye'de olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor ve bu gerçeği dikkate almamız gerekiyor. Son yıllarda üç kavramın çok ön plana çıktığını görüyoruz. Birincisi Sevilla haritası, ikincisi kıta sahanlığı, üçüncüsü de münhasır ekonomik bölge ifadesi. Ve bu üç ifadeyle Türkiye'ye yönelik bir saldırının olduğunun altını bir kez daha çizmek gerekir. Özellikle üniversite koridorlarında, Sevilla Üniversitesi'nde çizilmiş bu haritanın ne bilimsel anlamda bir değeri, ne bilimsel ahlak açısından bir önemi,
ne de uluslararası hukuk açısından bir altyapısı ve destekleyecek hükmü yoktur. Eğer harita çizmek gerekirse bu milletin harita çizdiğinin altını bir kez çizeyim. Bu millet haritayı üniversite koridorlarında değil, bu millet haritayı hafızasında ve gönlünde çizer. Öncelikle bu haritayı çizenlerin bunu bilmesi gerektiğinin altını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Münhasır ekonomik bölge kavramıyla yaklaşık 200 deniz mili ve bunun kilometre karesi yanılmıyorsam 350 kilometre kare olacak şekilde bir alanı Türkiye'ye kapatma arayışının var olduğunu görüyoruz. Bizler bugüne kadar vatan kavramını kara sınırlarıyla algılayan bir toplumduk. Ama bugün mavi vatan kavramıyla sadece karasal alanımız değil, aynı zamanda deniz alanlarımızın da bir vatan olduğu düşüncesiyle meseleye yaklaşıyoruz. Bu fikri gündeme getiren, bu stratejiyi gündeme getirenleri öncelikle tebrik ediyorum. Başta da hiç kuşkusuz misafirimizi tebrik ediyorum. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, anlayışımız ne olursa olsun, partimiz ne olursa olsun, bizim siyaset üstü ve parti üstü kavramlara ihtiyacımız olduğu düşüncesindeyim. Mavi Vatan da bu kavramlardan biridir ve bu ülkenin bir parçası olarak kendisi görenlerin tamamının sahip çıkması gereken bir meseledir. Neden bu kadar önemli? Çünkü Akdeniz, Doğu Akdeniz başta olmak üzere meseleye baktığımızda dünya ticaretinin, dış ticaretinin %30'u bu bölgede gerçekleştiriliyor. Yine bu bölgeyi Rusya açısından baktığımızda Rusya'nın dış ticaretinin %65'i bu bölgede gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin dış ticaretinin %80'i bu bölgede gerçekleştiriliyor. Gerek doğal gaz rezervler açısından baktığınızda, gerekse petrol rezervler açısından baktığınızda bugün en azından sadece Türkiye ile değil diğer bölge ülkelerini dahi etkileyecek bir rezervle karşı karşıya olduğumuzun da bilinmesi gerekmektedir. Bu duygularla özellikle misafirimiz Cihat Yaycı'ya huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Amiralimizin burada bulunması bizim için büyük bir mutluluk. Yine aynı şekilde hem bir doktora öğrencimizi ağırlamış olmaktan mutluyum. Şahıs olarak da bir mutluluğum var. Bir Elazığlı hemşerimi de ağırlamış oluyorum. Hocam hoş geldiniz ve bu konferansın hayırlara vesile olmasını diliyor. En içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Dekanımıza konuşmalarından ötürü çok teşekkür ederiz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Haluk Alkan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Amiralım, Sayın Dekanım, kıymetli hazirim. Bu güzel etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uluslararası ilişkiler değişken bir zeminde şekillenmektedir. Ve ülkeler hem çevrelerindeki değişken zemini iyi anlayabilmek hem de köklü milli çıkarları ile bu değişkenliği içermek zorunda kalmaktadırlar. Bu zor bir dengedir. Bu dengeyi sağlayabilmek için her şeyden önce anlamlı konsept ve doktrinlerin geliştirilmesi gerekir. Bazen bir kavramla hem çıkar derinliği hem de uluslararası sistemdeki yaşanan bir değişimi bir arada ifade edebilirsiniz. Bu anlamda değerli konuğumuzun oluşturmasına büyük katkı sağladığı Mavi Vatan kavramı, Türkiye'nin uzun yıllardır gündemini işgal eden Ege Adaları, kıta sahanlığı ve Akdeniz'deki alan paylaşımı gibi konuları İşte bu denge çerçevesinde ele alan bir konsepti ifade etmektedir. Bu tür konseptlere milletlerin ihtiyacı vardır. Bu son derece önemli bir adımdır. Denizlerimizle ilgili üç iç içe geçmiş kavramı sıklıkla kullanıyoruz. Bunlar kara suları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge kavramlarıdır. Kara suları sahildar devletin tam deniz egemenliğine sahip olduğu deniz alanını ifade etmektedir.
Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki değerli katılımcılar, Ege'de henüz kara suları sorunu bile çözümlenmemiştir. Yani biz ulusal anlamda tam yetki alanı dediğimiz alanı bile Ege'de henüz tam anlamıyla tanımlayamadık. 3 mil, 6 mil ve 12 mil tartışması ki Türkiye kasus belli ilan etmiştir. Yunanistan 12 mile çıkarması demek Türkiye için de facto savaş nedenidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin almış olduğu bu konuda bir karar vardır. Bu kadar hassas bir süreci yaşıyoruz. Kıta sahanlığı biraz daha en açık kavram olan kara suları bile çözümlenmemişken kıta sahanlığı biraz daha karmaşık bir kavram. Bu da bir kıyı ülkesinin deniz alanına süren deniz alanına doğru süren doğal uzantısını ifade etmektedir. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kıta sahanlığını kıyı devletinin kara sularının devamında kıta kenarının dış eşiğiyle sınırlı, bu eşik belirtilenden az mesafede ise kara sularının ölçülmeye başlandığı mesafeden itibaren az önce Dekan Bey'in de ifade ettiği 200 deniz mili mesafeye kadar olan bir bölgeyi ifade etmektedir. Kıyı devleti kara topraklarının doğal uzantısı olan bu bölgenin tümünde denizaltı alanlarının deniz yatağında ve toprak altlarında doğrudan hak sahibidir. Daha tartışmalı konu ise münhasır ekonomik bölge kavramıdır. Bu kavram kara sularının başlangıcından itibaren 200 deniz mili alan genişliğindeki canlı ve canlı olmayan kaynaklar üzerinde kıyı ülkelerin bazı ekonomik haklar elde etmesini ifade etmektedir. Bu alan son derece karmaşık olduğu için bu alanda artık ülkeler arasındaki ilişki ve anlaşmalar, uzlaşmalar son derece önemlidir. Dolayısıyla daha çok temel konularda bile anlaşamadığımız, komşularımızın bizimle işbirliğine yanaşmadığı bir zeminde, bir süreçte Türkiye denizlerinin bağımsızlığını sağlamaya çalışmaktır. Bu akşam bu zor çabanın güzel bir örneği olan mavi vatan kavramını, bu kavramı benimseten, bu kavramı beyinlerimize yazan ve bu kavram üzerine bir gelecek vizyonu oluşturan çok önemli bir isimle Sayın Amiralimiz Doçent Doktor Cihat Yaycı Hocam'la birlikte ele alacağız. Kendilerine fakültemizin davetini kırmadıkları, bizlerle birlikte oldukları için şükranlarımı arz ediyor, hoş geldiniz diyorum. Tabii bir üniversite adına da bu güzel etkinliği düzenleyenlere birkaç şey söylemem lazım. Bu etkinliği organize eden, organizede emeği geçen, başta dekanımız Sayın Yorgun Hocamız olmak üzere, tüm katkı sunanlara, bölüm başkanımız Ahmet Öztürk Hoca olmak üzere teşekkürlerimi iletiyor. Tüm Hazirun'u gerek burada bizlerle birlikte bulunan, gerekse ekranları başında bizleri izleyen tüm Hazirun'u saygıyla selamlıyorum efendim. Sağ olun. Saygıdeğer rektör yardımcımıza konuşmalarından ötürü çok teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Doçent Doktor Cihat Yaycı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Öztürk'ü İktisat Network söyleşi için sahneye davet ediyorum. Merhabalar. Biz de öncelikle açılış konuşmalarını yapan Sayın Dekanımız ve Sayın Rektör Yardımcımıza çok teşekkür ederek konuya başlamak istiyorum. Sayın Amiralimiz hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Önemli bir konuyla, çok merak edilen bir konuyla sizleri bir sima olarak ismen basında, medyada sık sık da görüyoruz. Ama bir de Türkiye'nin, Anadolu'nun ve Mavi Vatan dahil, vatan dediğimiz coğrafyanın en güzide kurumlarından biriyle en önemli bir konumuzu konuşmamız bizim için çok güzel bir anı olacak. Bu sahadaki çalışmalara, özellikle gençlere önemli bir yol gösterecek diye temenni ederek başlamak istiyorum. Şimdi bir açılış konuşması yapma niyetim yok ama en azından giriş babında şunu söyleyeyim. Tarihte iki farklı sürecin ben kendi açımdan baktığım zaman akışına denk geliyor bizim Akdeniz sorunumuz. Bu hangi açıdan iki farklı tarih bir ters yönde akıyor? Birisi bizim tarihimiz. İşte biz 1071'de Anadolu'ya gelmişiz. 500 sene içerisinde biz Malazgirt'ten
Malta'nın batısına geçmişiz ki bu bizim bir kara gücü değil, artık deniz gücü olduğumuzu gösteriyor. Konumuz da bizim Akdeniz, Mavi Vatan ve orada yaşanan sorunlar. İkinci sorun bizim tabii Malta, Kıbrıs'ı 1571 ve Akdeniz'i 1600'lerin başlarında bir Osmanlı gölü haline getirdikten sonra maalesef süreç tersten bizlerin lehine değil aleyhine işlemeye başlıyor. Mesela uluslararası ilişkiler alanında da dünya ilişkilerini, küresel siyaseti açıklayan önemli teoriler var, jeopolitik teoriler. Bunlardan hepimizin bildiği ama belki dinleyiciler arasında alana hakim olmayanlar için kısa bir tekrar edeyim. Hani en azından anekdotlar olarak. Mesela 1890 yılında Amerikalı amiral, sizin de meslektaşınız Alfred Mahan'ın işte denizlerin hakimiyeti tezi var ki 1890 tarihi bizim için denizcilikte aslında gerilediğimiz bir tarih. Arkasından İngiliz yine coğrafyacı Halford Mackinder'ın işte merkez ya da ana kıta teorisi ki bizim coğrafyaya işaret ediyor. Avrasya'yı, Doğu Avrupa'yı ve Avrasya'yı kontrol eden bir gücün dünyayı kontrol edeceğini, tabii bunlara denizleri de dahil. Sonra merkez kıta ya da ana kıtalarına bir de kenar kıta teorisi var 1942. O da Almanya'nın işte yerküre üzerinde çevreleme ve savaş esnasındaki tezleri için kullanılan bir teori ama arkasından Soğuk Savaş yıllarında her iki teori aslında hepsi beraber denizler ve karayla ilgili teoriler baktığınız zaman hakim güçlerin sık sık referans verdikleri ve hem bölgeyi hem de yerküreyi kontrol etmek için aslında bir araç olarak kullandıkları yaklaşımlar olarak değerlendirmek lazım. Bunu hatırlatmak istedim. Bizim konu olarak evet Doğu Akdeniz'de enerji düğümü, Mavi Vatan ve deniz hukukundan kaynaklanan sorunlar bağlamında sizlerin bir sunumunuzda ve ben dinleyicileri baş başa bırakarak daha sonra sorularla beraber devam edeceğim. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Dekan Yardımcılarım çok çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için, bana bu fırsatı tanıdığınız için öncelikle. Sayın Hocam, sizin de moderatör olmayı kabul ettiğiniz için ben de büyük şeref duydum. Sağ olun, var olun. Bir kere bu okul, bu üniversite benim üniversitem. Ve şu anda Mavi Salon'dayız. Ve Mavi Salon'un tavanlarında gemi resimleri var. Abdülmecit'in işte donanmasından esinlenen gemi resimleri çok anlamlı. Mavi Salon'da Mavi Vatan'ı anlatacağız. Bu çok önemli bir şey. Tevafuk diyelim biz buna. Şimdi bu salon dahi aslında Türklerin ne kadar denizci olduğunu gösteriyor. Yani bugün Türkiye'nin en köklü üniversitesinin köklü bir salonundayız ve tavanı gemi resimleriyle süslenmiş vaziyette. Onun için bir takım kişiler, bir takım toplumlar Türkiye'yi ve Türk milletini denizlerden uzaklaştırmak istediler. Biz tabii denizlerden, sizin de ifade ettiğiniz gibi denizlerden uzaklaştıkça küçülen ve parçalanan bir devlet olduk. İşte Akdeniz'i hakikaten Türk Gölü haline getirmiş. Ne zaman? 1795 yılında Akdeniz'e girmek için Cebeli Tarık'tan Amerikalıların anlaşma imzalamak zorunda kaldığı bir devletten bahsediyoruz. Yani bu çok önemli bir şeydir. Bunları hatırlamamız lazım. Ben şimdi müsaade ederseniz şöyle. Sesim geliyor değil mi? Evet. Deniz tarihimizden kısaca bahsedeyim. Aslında milletlerin tarihleri, şimdi biz hep 1071'e takılı kalıyoruz. Bunun altını çizmemiz lazım. Biz çok köklü, çok soylu bir milletiz. Ve 1071 bizim Anadolu'ya, bunun altını tekrar çizerek, kalın kalın çizerek söylüyorum. İlk girişimiz değil, son girişimiz. Son girişimiz. Biz artık Anadolu bizim baştan sona yurdumuz olduğu. Ama boylar, ki benim soyadım Yaycı, bizim seceremiz var. Seceremiz de deriye yazılı. Çok 1071'den önce girmiş bizim boyumuz Anadolu'ya. Yani deriye yazılı bir secere var. Çeşitli dillerde. Şu anda Kilis'te. Kilis, Elazığ, Maraş,
Kars buralarda, Manisa buralarda toplanmış. Dolayısıyla kendi aile geçmişimden de biliyorum ve dolayısıyla Türk geçmişinden de biliyorum. Şimdi denizcilik konusuna gelince, ha bu arada buraya mahsus, okula mahsus, üniversiteme mahsus ve bu takdime mahsus. Bu benim yeni çıkacak kitabımın kapak sayfası. Bunu ben dizayn ettim. İşte mavi vatan deyince, vatan suyu deyince bu. Suyun üzerinde ay yıldız ve arkadaki gözler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleri. Şimdi bu arada bina Osmanlı Savaş Bakanlığı binası. Tabii yani öyle bir tarafı da. Hazırlığı, evet, Harbiye Nazırlığı, evet. Harbiye Nazırlığı, Harbiye Nazırlığı'nda düşünün gemiler ne kadar önemli, evet, evet. Ve bu çok önemli bir şey. Tabii. Şimdi Anakarsis, İskitli filozof. İskitler biliyorsunuz milattan önce 10. yüzyıla kadar bizim tarihi olarak tespit ettiğimiz ve milattan önce 10. yüzyılla 3. yüzyıl arasında Azerbaycan, işte Karadeniz'in kuzey kıyıları, Bulgaristan, Romanya, bu civarlarda Türkmenistan falan, bu Hazar kıyıları, o civarlara yayılmış proto Türkler. Bunu ben söylemiyorum, Herodot da öyle söylüyor. Onun için yani bunu bazıları öyle diyorlar, böyle diyorlar ama öyle değil, gerçekten proto Türk. Bunun bir tane örneği var. Tomris, bizim ilk Türk bayan ismidir. Tomris Hatun buradadır, İskitler'de. Ve İşte bu İskitler'deki Anakarsis, Prototürk, ön Türklerden olan Anakarsis Atina'ya gidiyor. Atina'ya gidiyor ve Atina'ya gittiğinde bu iki taraflı çıpayı, gemi demirini orada anlatıyor. Biz İskitler diyor, bunu kullanırız diyor. Ve Atina'da, Antik Yunan'da ilk defa iki taraflı demiri onlara anlatan, tanıtan bizim atalarımız oluyor. İskitler Yakutistan tarafından geliyorlar. Ve İskitler, Yakut, işte Bering Boğazı'nın olduğu yer de dahil olmak üzere, Kuzey Kutup bölgesinde yaşıyorlar aslında. Ana vatanları orası. Yunanlar, Antik Yunan'da oraya ne diyorlar biliyor musunuz? Kuzey Kutup bölgesine. İskit Okyanusu diyorlar. Dolayısıyla yani denizcilikle bağımızın nasıl olduğunu göstermek açısından. Şimdi Etrüksler var. Etrüksler de adı üstünde zaten Türk'ten, Turukku'dan, Turkuku'dan geliyor. Ve 1755 yılına kadar bütün Avrupa tarihinde Roma İmparatorluğu'nun kurucularının Etrüks oldukları ve Etrükslerin de Türk oldukları, Türk proto Türk oldukları söyleniyor. Bu Etrüksler Roma İmparatorluğu, İber Yarımadası ve İngiltere'ye, İskoçya'ya gidiyorlar. İskoç da İskit kökenli. Şimdi, ya Cihat Amirelim sen de çok atıyorsun, abartıyorsun diyenler olabilir. Ama ben demiyorum. 1300 yılında bu İngilizlerle İskoçlar birbirlerine giriyorlar, İrlandalılar. Papa da diyor ki, bunlara bir mektup yazıyor. Birbirinizle kavga etmeyin. Siz aynısınız diyor. İskoçlar papaya mektup yazıyorlar. Diyorlar ki hayır. Biz Etrüsküs ve İskitiz diyorlar. Biz buraya oradan geldik diyorlar. Bunlarla hiçbir bağımız yok bizim diyorlar. Şimdi Etrüks taş babaları var İtalya'da. Azerbaycan'da ve Anadolu'daki taş babalar. Ve Orta Asya'daki taş babalar. Bunların hepsi aynı. Şimdi niye bunu taş babaları gösterdim, Etrüksleri gösterdim? Roma İmparatorluğu'nun denizci bir imparatorluk olmadığını söyleyecek kim var? İngiltere'ye gidenlerin, İskoçya'ya gidenlerin denizci olmadığını söyleyebilecek mi var? Yok. Peki bir başka şey daha söyleyeyim bu Etrükslerde. Etrüklerin o zamanki tanrılarının adı ne biliyor musunuz? Turan.
Başkanlarına ne diyorlar biliyor musunuz? Tarkan. Şimdi o yüzden biz denizci esansı olan, ruhu olan bir milletiz. Gelelim 1071'e. 1071'de Anadolu'ya Türkler giriyorlar. Son kez. Ama 1040 yılında Üsküdar'a kadar gelen 1040-1050 yılında Türkler var. Hatta son 1071'den önce gelen de komutanın adı Afşin. Üsküdar'a kadar geliyor. İşte Alparslan'ın kızı ve damadının işte Bizans'a sığınmış onları almak için. Yanlış hatırlamıyorsam öyle geliyor. 1071'de giriliyor. Ama bunun öncesine gene gelelim 1040-1050'lere. Umman'ı daha öncesine Umman'ı Büyük Selçuklular fethediyorlar. Basra Körfezi'ni geçiyorlar. Donanma olmadan Umman'ın fethi mümkün değil. Deniz geçişini bilmeden, denizi geçecek olanlar bilmeden mümkün değil. 1071'de Anadolu'ya giriyorlar. 1081'de Çakabey Çeşme'de 10 sene içerisinde donanma kuruyor. Sakız ve Midilli Adası'nı fethediyor. 1090'da da Bizans donanmasını Koyun Adaları Zaferi ile berhava ediyor. Bu vizyon, yani donanma yapma vizyonu 10 sene içerisinde gelip ve adaları ele geçirme vizyonu ve sonra deniz savaşı yapma vizyonu elbette çok derin bir denizcilik bilgisi gerektirir. Bu arada biliyorsunuz Alparslan öldüğünde Melişah küçük ve İskenderun'a varıyor 18 sene sonra Melişah. Ne diyor biliyor musunuz? Kılıcını denize sokuyor. Ey babam Alparslan, bir bebekken bıraktığın oğlun Melişah şimdi iki denizin sultanıdır diyor. Ve Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları çok enteresan bir isim kullanırlar kendileri için. Bir çetir kullanırlar. Ne biliyor musunuz? Sultanül Bahreyn. İki denizin sultanı. Bu onların ne kadar denizci olduklarının ve denize önem verdiklerinin göstergesi. İki denizden kasıtların şu olduğunu anlıyoruz biz. Bir kere birinci deniz herhalde Hazar ya da Aral. İkinci deniz Akdeniz. Şimdi biraz önce bahsetmiştim. İşte büyük millet. Amerikan donanması Türk denizciler yüzünden kurulmuştur. 1795 yılında Trablus anlaşması yapılmıştır. Cezayir Beylerbeyi Gazi Hasan Paşa tarafından Amerikalılar serbestçe ticaret yapabilsinler ama vergisini ödeyerek. Nerede? Akdeniz'de. Sadece Akdeniz'de değil. Atlantik'te de. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başka dilde yazılı anlaşma imzaladığı devlet Osmanlı'dır. Şimdi bunlar tarihi olarak denizlere ne kadar hakim olduğumuzun, Atlantik'te de ne kadar hakim olduğumuzun göstergesidir. Ama daha sonra denizden uzaklaşmışız. Donanmalarımız Navarin'de yakılmış, Çeşme'de yakılmış, Sinop'ta yakılmış. Onun için deniz kuvvetine sahip olmak çok zordur. Kaybedildiğinde yerine koymak da çok zordur. İşte kaybettikçe toprak da kaybedilmiş ve Osmanlı Devleti çökmüş. Şimdi bir açık, yani öğrencilerimiz için de bir doktrinasyon olsun diye. Şimdi bu Adalar Denizi, ecdadımız Ege'ye biliyorsunuz Adalar Denizi diyor. Adalar Denizi'nde zannediliyor ki ya biz bu adaları Yunanlılardan aldık. Sonra işte 1913 6 büyük devlet kararı, 1900
23 Lozan, 1947 Paris Anlaşması ile de aslında rücu etti. Bunlar Yunanlılara geri verildi. Asla ve katta bizim atalarımız bu adaları ne Yunanlılardan almıştı ne Rumlardan almıştı. Bu adaları Cenevizlilerden, Malta Şövalyelerinden ya da Venediklilerden almışlardır. Üç yerden almışlardır. Şimdi yanlış anlayış şuradan kaynaklanıyor. Efendim bunlar Yunanca, Rumca konuşuyorlar. Ya zaten Roma İmparatorluğu'nun döküntüleri bunlar, kalıntıları. Dil. Şimdi o zaman Hindistan'da herkes İngilizce konuşuyor. Bunlar İngiliz mi demek? Yani bu aynı mantık. Girit, Yunanlı değil. Bakın çok büyük çoğunluğu Yunanlı değil. Rodos, Yunanlı değil. Yedi ada devleti var. Bu yüzden kurulmuş. Yani bunlar, onun için bu gerçekleri de bilmemiz lazım. Şimdi denizlerin önemine gelirsek, denizler ekonomik yönden müthiş kaynaklara sahip bir medya, bir ortam. Dünya nüfusunun %75'i. Yani dünya başkentlerinin %80'inden fazlası. Askeri güç merkezinin de hemen hemen tamamı kıyılarda konuşlanmış vaziyette. İşte denizcilik sektörü dolaylı ya da dolaysız olarak dünya gayri safi milli hasılasının, gayri safi milli hasılasının üçte birini oluşturuyor. 380 milyar dolar sadece deniz taşımacılığından elde ediliyor. Ve bunun biraz önce hocamın da söylediği %30'u Akdeniz'den geçiyor. Şimdi %30 Akdeniz'den geçiyor, 380 milyar dolar. Akdeniz'in en uzun kıyısına sahip devlet hangisi? Türkiye. Ya şurada aklımıza geliyor, bu %30'un bir kere %10-15'i bizim olsun deriz, %5'i dünyadaki. Ki aslında şöyle hesaplamak lazım. Bu rakama Karadeniz, Adalar Denizi de dahil. Dolayısıyla kıyıların toplamını ortaya koyduğumuzda yarısı bizim neredeyse. Boğazlar var. Boğazlar. Tabii hocam. Bak birazdan söyleyeceğim ne kadarını. Şimdi denizler karayolu taşımacılığından 7 kat daha ucuz deniz taşımacılığı. Demiryolu taşımacılığından 3 kat daha ucuz. Havayolu taşımacılığından 21 kat daha ucuz. İşte enerji. Konumuzda enerji olduğu için. Petrolün %30'undan fazlası, doğalgazın da %50'sinden fazlası şu anda denizlerden çıkıyor. Ve bu oran gittikçe denizler lehine artıyor. Kuzey Buz Denizi de eriyor, Kuzey Okyanusu. Eridikçe burada deniliyor ki doğal kaynakların %30'u, hidrokarbon kaynaklarının, dünyadaki hidrokarbon kaynaklarının %30'u burada diyorlar. Burası no one's land. Hiç kimsenin toprağı. Çok enteresan. Dünyada tek yer. Şimdi burası Arktik bölgesi. Arktik, evet. Bir de Antarktik var. Yani Antarktika var. Antarktika sahipli. Ama Arktik, yani Arktik'in zırttı. Antarktik, oraya biz Antarktika diyoruz işte. Arktik bölgesi sahipsiz. Herkes sahiplenmeye çalışıyor. Burada Svalbard Anlaşması var. Bizim Türkiye'nin buraya mutlaka üye olması gerekir. Üye olduğunda ne elde eder? Bir, vatandaşları vatandaşlık hakkı elde eder. İki, kara suların ötesindeki münasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığında her türlü kaynaktan istifade edebilir. Ama ne hikmetse, ne hikmetse senelerdir uğraşıyorum. Hala üye değiliz. Hala üye değiliz. Bugün denize hiç kıyısı olmayan landlocked, karaya kilitli ülkeler dahi, devletler dahi buraya üyeler. İnanılmaz bir şey. Onun için diyorum ya, konu siyaset değil, konu bürokrat. Bürokrasi. Yani bürokrasinin bu konuda hız kazanması ve götürmesi lazım. Sadece balıkçılıkla geçimini sağlayan 500 milyondan fazla insan var dünyada. 500 milyon. Yani düşünün, Türkiye'nin 6 katı nüfus dünyada sadece balıkçılıktan geçiniyor.
tarım ürünleri işte azalıyor. Su ürünlerine, deniz ürünlerine daha çok ihtiyaç oluyor. İşte yük olarak dünyada %85 civarında, işte değer olarak da ve %50 civarında. Bu oran aynı bizim Türkiye'de de aynı, hemen hemen. Deniz yoluyla taşınıyor. Şimdi bakın, biraz önce şunu söylemiştim. Şimdi şu haritaya bir bakar mısınız? Haritaya baktığınız zaman bizim deniz sınırları hep aklımızda, hep onu söylüyorum ki insanlarımızın aklına girsin diye. Zannediliyor ki Türkiye, hepimiz biz kara ülkesi ya, denizde çok ütopya, böyle fantezi yapıyorsunuz. Halbuki fantezi değil. Fantezi tam tersi. Kara bir fantezi var bizde. Tam tersi şu. Türkiye'nin deniz sınırları toplam sınırlarının %70. Nüfusun %70'e yakını bu bölgelerde yaşıyor. Şehirlerimizin, büyük şehirlerimizin büyük kısmı nüfus olarak buralarda yaşıyor. Ve biz hala karacı olarak düşünüyoruz. Şimdi bakın, biraz önce saymıştım. Demiştim ki ya işte bu kadar ucuz karayolu taşımacılığına, demir yolu taşımacılığına, deniz havayolu taşımacılığı. Şimdi nüfus da böyle, sınır da böyle, denizler de bizim. O zaman bu taşımacılığın deniz yoluyla taşınması ekonomik yönden Türkiye'ye çok ciddi bir kazanç sağlamaz mı? Ya bir kere karayolu taşımacılığını düşünelim, 7 kat daha pahalı deniz yolu taşımacılığına göre. Nüfus burada, deniz kıyılarında yaşıyor. Demek ki 7 kat daha ucuz yaşayacağız ve taşıyacağız. Ve 7 kat daha az akaryakıta para yatıracağız. Ama öyle değil. Bizim taşımacılıktaki payı denizciliğin %4,5. Turizm %0,3. İnanılmaz. Dünya balık, dünyada ortalama balık tüketimi 16 kilogram. 16 kilogram kişi başına. Bunda fakir fukaralar da dahil. Türkiye'de 8 kilogram. İnanılmaz. Etrafımız denizle dolu. Bizim bunlardan faydalanmamız lazım. Faydalanmıyoruz. 22 kilogram da Avrupa Birliği'nde. İşte İsviçre'de 132 tane yelken kulübü var. Bizde 10 tane bile yok. Ve İsviçre'nin denize kıyısı var. Kabotaj bayramımız var. Sosyal medya bayramının haline geldi son yıllarda. Evet, yani bir, çok doğru söylüyorsunuz hocam. Yani derinliği yok. Kastım şu, yani o bayramın olduğunu da bir mesaj görüyorsa o zaman fark ediyorsunuz. Böyle bayram vardı. Evet, evet hocam. Çocukluğumuzda da vardı bayram. Tabii. Evet, deniz, evet, bir deniz ülkesi, milleti, toplum olarak aslında bunu biraz daha en azından. Tabii. Çok çok önemli, evet. Çok önemli. Yani bakın, şimdi bir rakam vereyim ben size. Kıyı uzunluğu Hollanda'nın 451 kilometre. Tekne başına 40 kişi düşüyor. Bizim kıyı uzunluğumuz onun 20 katından fazla. Evet. 20 katından fazla, 8333. Ama bizde 2000 kişiye bir tekne düşüyor. Yani bu 50 katı hocam. Bizim kıyı uzunluğumuz da bunun 20 katı, 100 kat. 1000 kat. 1000 kat, 1000 kat daha şeyiz, yani daha az denizde barışığız. İç içeyiz. Potansiyeli gösteriyor aslında. Tabii. O açıdan da bakmak lazım. Evet, potansiyeli gösteriyor. Tabii tabii, evet. Çok iyi değerlendirmemiz lazım. Çok ciddi potansiyel var. Çok haklısınız. Evet, evet. Umut var olmamız lazım ve bunun için bir şeyler yapmamız lazım. Çok doğrusunuz. Denizci bir geçmişten denizci bir geleceğe yönelik olarak okumakta fayda var. Evet hocam, çok çok haklısınız. Şimdi 380 milyar dolarlık deniz yolu taşımacılığı dünyada, biz sadece %1 pay alıyoruz. %1 bile almıyoruz. %1 bile almıyoruz. Şimdi enerji dedik ya, enerji işte bu harita önemli. Bu haritayı ben 2010 yılında yazdığım makalede kullanmıştım. Bu Türkiye Petrol Yardım Ortaklığı 9 Eylül Üniversitesi Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün beraber hazırladıkları bir haritadır. Gaz hidrat haritasıdır. Türkiye'nin etrafı nasıl gaz hidratlarla çevrili görüyorsunuz. Bunların toplamı sadece Doğu Akdeniz'de 572 yıllık Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak seviyede. Şu aşağıda gördüğümüz bu Antalya Körfezi, bu sorunlu alan burası.
bir birim gaz hidrat, ben 2010 yılında yazdığımda 64 birim doğalgaza eşit enerji oluşturuyordu, çıkartıyordu. Şimdi bizim Bahçeşehir Üniversitesi çalışma yaptı diğer üniversitelerle birlikte. Sonuç şu çıktı hocam, 164 birim. 164 birim oluşturuyor. Dolayısıyla ne kadar yeteceğini bilmiyoruz bile artık. Yani, adı üstünde derya. Derya, evet, derya. Türkiye netice itibariyle bir deniz ülkesi. Evet, işte görüyorsunuz her tarafı deniz. Bir kısrak başı gibi Asya'dan Avrupa'ya uzanmış müthiş bir coğrafya. Her tarafı deniz ve kıymetli deniz. Okyanus filan değil, her tarafı şakır şukur işleyen bir denizden bahsediyoruz. Yani 120 tane gemi geçtiği gün oluyor boğazlarımızdan bizim, Türk boğazlarından. Karadeniz'den, Adalar Denizi'ne, Adalar Denizi'nden işte Karadeniz'e. Şimdi bakın bu harita, bu resimler önemli hocam. Şöyle, şu gördüğünüz yer Spratly Adaları. Güney Çin Denizi. Güney Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde Çin'den bu adaların mesafesi 1000 mil. Yaklaşık 1852 kilometre uzakta. Kuş uçuşu. Evet. Kuş uçuşu. Ada şunlar. Şu resifler ada. Bunun adı ada. Ada. Şurada da işte adayı görüyorsunuz. Askerler çizmeleriyle çizmelerini giymişler. Denizde tutuyorlar. Orada kayaya basıyorlar. Ve üzerine de bir sınır taşı dikmişler. Ve sınır taşının yanında da o kırmızılar da can yelekleri. Burası da Çinlilerin bu resifleri, bu adaları doldurarak, kendilerince adaları doldurarak yaptıkları üs. Bu kumu nereden getiriyorlar biliyor musunuz hocam? 1852 kilometre uzaktan, Çin'den getiriyorlar. Ana kıtadan. Ana kıtadan getiriyorlar. Ve toplam ne kadarmış? Son geçen hafta baktım. Ne kadar toprak alan oluşturmuşlar böyle kum alan? Bir Kıbrıs adası büyüklüğünde. Taşıya taşıya. Ve nöbet tuta tuta. Burada. Neden? Burada büyük enerji kaynağı var. Hidrokarbon var. Dolayısıyla asker... Ya şimdi şöyle. Biz normal adada insan yaşarken çok zor diyoruz. Bu halde nöbet tutuyorlar. Kendi ana kıtalarından 2000 kilometre uzakta ve bu halde tutuyorlar. Bölgenin 7-8 ülkesine karşı. Karşı. ABD de orada. ABD de orada ve evet. Enteresan bir şey yani. Evet. İşte burası adaydı ya, Spratly Adaları. Şu adaydı. Biz şuna kardak. Taş diyoruz. Kaya. 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 Kardak kayalığı diyoruz. 40 dönüm. Zihniyeti değiştirmek lazım diyorum ya. Böyle çarpıcı örnekler, onun için bazen tekrar ediyorum ama çarpıcı örnek bunlar. Çok önemli çarpıcı örnek. Çok iyi bir makayesi. Evet, çok önemli. Şimdi bu bizim Kuzey Denizi'ne, bizim işte sadece denizlerimizle değil, çevre denizlerimizle değil, dünyadaki denizlerle de ilgilenmemiz lazım. Şimdi biz eğer böyle ilgilenmesek, Kuzey Okyanusu'nda neler oluyor? Millet orayı paylaşırken biz hala duruyoruz şu anda. Aman durmayalım diyoruz. Şimdi burada dinleyen ve diplomat olacak, devletin belli yerlerine gelecek kişiler var. Umarım onlar daha gelmeden, ki ben yaklaşık 13 senedir bu konuyu söylüyorum. Daha bunlar inşallah onların zamanına kalmaz da biz de bu anlaşmaya dahil oluruz Spratly Adaları'na. Burada da bir hak iddia ederiz. Antarktika'dan başladık ama bir misyon gitti oraya. Onu da söylemek Antarktika'dan lazım. Tabii. İşte bunlar hep farkındalık oluşturuyor. Evet. Ama bizim bu Svalbard anlaşması gibi anlaşmalara mutlaka takip edip girmemiz lazım. Onun için de bir deniz polisi, deniz siyaseti ile ilgilenen özel bir bölümümüz olması lazım. Devletin içerisinde. Bu kavramları biraz önce zaten hocalarım anlattılar. Şimdi burada çok basit anlatayım. İç sular. İç su dediğiniz şey, bütün kıyıları aynı devlet tarafından, devletin ülkesi tarafından çevrilmiş su.
ağzı da 2 çarpı kara suyundan dar olacak. Ki esas çizginin kara tarafı. Evet, kara tarafı. Burasını deniz hukuku şöyle düşünür ve devletler hukuku. Kara gibi düşünür. Yani buradaki kahverengi iç sularda da kahverengidir. Dolayısıyla devletin yargı yetkisi ve idari yetkisi tamamen karadaki gibidir. Tartışılmaz. Evet, kara sularında bir takım istisna olmak kaydıyla orada devletin yetkileri, egemen yetkileri hemen hemen karadaki gibi kullanılır. Tam yetkili. Tam yetkili ama bir takım istisnaları vardır. İşte transit geçiş İki yapar, bilmem ne falan var. Kıta sağlığı ve münhasır ekonomik bölgede ise devletin yargısal ve yönetsel yetkileri, idari yetkileri ekonomik bazlıdır. Ekonomik bazlıdır. Yani balık avlarsan tutuklanırsın. Efendim, sondaj yapmaya kalkarsan, sismik araştırma yapmaya kalkarsan tutuklanırsın, sürürürsün, bilmem ne yaparsın. Başkası yapamaz gibi. Kıta sağlığıyla münhasır ekonomik bölge arasındaki en önemli fark şudur. Kıta sağlığı sadece, mesafeler hemen hemen aynıdır. Sadece okyanusta 350 mile kadar uzar. Kıta sağlığı cansız kaynaklar ve deniz tabanı ve altını kapsar. Deniz tabanı ve altını kapsar. Cansız kaynakların. Münhasır ekonomik bölge ise su kütlesini, onun üstündeki havayı, hepsini kapsar ve canlı kaynakları kapsar. Canlı ve cansız kaynaklar. Şimdi ben bir de mühendis kökenliyim ya, o zaman şöyle söyleyeyim. Münhasır ekonomik bölge, üst küme, kıta sağlığı alt kümedir. Yani bu şekilde aklınızda kalsın. Münhasır ekonomik bölge, canlı ve cansız kaynaklar, kıta sağlığı sadece cansız kaynaklar. Münhasır ekonomik bölge ilan gerektirir. Kıta sağlığı absünit obaya aktır, su jeneris. Kendinden menkul. İşte, pardon, onun için denizler bu kadar önemli. Balıkçılık, enerji, bilmem şu, bu falan önemli. İşte denizleri böyle paylaşmaya çalışıyor devletler. Herkes bir sınır çizmeye çalışıyor. Şimdi bu haritayı bizim arkadaşlarımız yeni yaptılar. İşte bir takım kıyı uzunlukları. Özü şu, Türkiye'nin kıyı uzunluğu Doğu Akdeniz'de tartışılmayacak kadar diğer ülkelerden uzundur. Ve işte Mavi Vatan haritası. Mavi Vatan haritası şu yukarıda gördüğünüz Karadeniz kısmı. Sarp'tan başlar. Sarp'tan başlar. Sarp, Gürcistan sınırından. Evet. Ve bizim bu İğneada'nın yukarısında işte Bulgaristan sınırı. Evet, Bulgaristan sınırında biter ve hemen hemen eşit uzaklık ilkesine göre çözümlenmiş ve bizim kıyı uzunluklarımızda da 3 aşağı 5 yukarı orantılıdır ve sorunsuzdur. Adalar Denizi, onlara da geçeceğim şimdi. Karadeniz 1700, işte Karadeniz'deki bunları ben, bunları sizin için özel olarak hazırladık. Bunlar çok bilgilendirici. Ölçüme. Evet. 1701 kilometre bizim Karadeniz'deki kıyı uzunluğumuz. Ukrayna'dan sonra ikinciyiz. Ukrayna'dan sonra ikinciyiz. Ama Kırım sorunu var orada. Şimdi Ukrayna'da içeride Azak Denizi falan olduğu için uzun geliyor. Yoksa biz Karadeniz, Azak Denizi'nin dışında bırakırsak aslında Türkiye Karadeniz'de en uzun kıyı uzunluğuna sahip. Sanki Rusya'nın Kırım'ı ihlal edip tabloyu değiştirecek tabloyu gibi. Tabloyu değiştirecek gibi. Rusya'da. Ama bu bizim için bir sorun doğurmaz hocam. Neden? Bizim sınırımız belli. Bize komşu kimin olacağı. Münhasır ekonomik bölge de belli. Belli. Hiçbir sorunumuz yok orada. Onun için burayı taşımaya çalışan, karıştırmaya çalışanlar var. Onlara karşı da çok uyanık olmamız lazım bu Karadeniz'de. Yani biz burada doğal gaz çıkarttıkça hatırlarsanız, ya bize müsaade ederler mi? Müsaade ederler mi? O olmadı. Çünkü bizim münhasır ekonomik bölge. Bu sefer de aldık. Falan. Yani ya zaten burası hallolmuş. O hep olur hocam. Yani evet. Burası hallolmuş bir yer. Evet. Bunu boşu boşuna karıştırıp da kendi başımıza başka sıkıntılar yapmamak lazım. Bizim oralarda bir söz söylerler Elazığ'da. Kuru sıkıntı yapma diye. Şimdi buraya da kuru sıkıntı yapmamak lazımdır. Evet, doğru.
Şimdi bu da bir başka gösterimi. Hocam 5 Aralık 1986'da biz Karadeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge ilan ediyoruz. O günden bugüne işimiz rahat. Münhasır Ekonomik Bölge ilan ediyoruz. Sonra da diğer ülkelerle 1994'e kadar çeşitli anlaşmalarla bu sınırları teyit ediyoruz. Şeyden önce konuştuğumuz gibi hocam. Evet. Yani önce Münhasır Ekonomik Bölge ilan edip sonra anlaşma yapabiliriz. Ama tarih ilginç değil mi? Sovyetler Birliği var. Sovyetler Birliği var ve biz NATO üyesiyiz. Düşmanlık var. Tabii. Ve o eksende, o şartlarda bile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması yapılmış. Tabii. İlan edilmiş. İlan edilmiş. Bu çok önemli. O Türk diplomasisinin çok maharetli hareketi. Kesinlikle evet. Yani şimdi bize Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge niye ilan edilmiyor dendiği zaman Sovyetler Birliği Soğuk Savaş zamanında cephe ülkesiyiz biz, kanat ülkesiyiz aynı zamanda. Yani böyle bir durumda Münhasır Ekonomik Bölge ilan ediyoruz ve çözümleniyor bu sorun. Hep anlatırım hocam, derslerde bazen öğrencilerime. Biz çocukken haritaya baktığımız zaman Sarp sınırı SSCB'ydi. Tabii. Sovyetler Birliği sınırıydı. Tabii. Ve o bize bir değişik duygu verirdi. Çünkü iki farklı blok, düşmanlık var. Ve bazen de yani bakmaktan haz etmezdik. Sovyetler Birliği'ne komşu olmak bir şey riski taşıyordu. NATO üyesi olarak. Ben çok bölmeyeyim. Siz bitirin. Bir soru var MEP'le ilgili tabii. Zaten. Şimdi babam da benim Artvin'de vali yardımcısıydı. Bu Sarp sınırında sınır görüşmelerine giderlerdi Batum'a. O, Ruslar da gelirlerdi. Sovyetler Birliği işte zamanında. Bir tane köprü vardı. Şimdi gittik gördük. Orası böyle güzel ağaçlarla bilmem nelerle çalı çarpıyla örtülmüş falan. Köprünün yarısı mavi, yarısı kırmızı. Ortada bir çizgi var. Çizginin yarısına, ayaklarını basarlar yarısına. Sarp ve Sarpiye vardı. Yani ikiye bölünmüş köy aslında. O Sarpiye'deki akrabalar Sarp tarafına bakamazlardı bile. Ya acayip bir farklı dünya vardı. Kızıl dünya, evet. Kızıl dünya, demir perde. Diye gerçekten demir perde. Şimdi Adalar Denizi konusunda... Bakın bizim 3484 kilometre kıyı uzunluğumuz var Adalar Denizi'nde, anakaramız olarak. Yunanistan'ın 2667 kilometre. Şimdi ve bizim anlayışımıza göre diyecekler ki ya sizin anlayışınıza göre, Türkiye'nin anlayışına göre böyle de Yunanlı ne diyor diyecekler. Ben onu da söyleyeceğim şimdi. Bizim anlayışımıza göre Adalar Denizi, Doğu Akdeniz sınırı şu yeşille görülen hat var ya, yeşille görülen hat yani bu Rodos, Kerpe, Kaşot, Girit adalarının güneye ve doğuya bakan yüzlerinin dışından geçer. Yani bu adalar hepsi Adalar Denizi'ndedir. Ya amiralim sen öyle diyorsun ama şimdi Rodos Doğu Akdeniz'de, Kerpe, Kaşot Doğu Akdeniz'de. Ya ben öyle demiyorum. Yunanlı da böyle diyor. Yunanlı diyor ki bunlar zaten Adalar Denizi'nde ama sadece bu değil, Meis de Adalar Denizi'nde diyor. Düşünebiliyor musunuz? Meis, Kaş'ın orada. Yani bu haritada görmüyorsunuz bile. Daha doğuda yerdeki ada, orası da diyor Adalar Denizi'nde diyor. Yani o kadar bizim bu silahları, bu söylemleri silah olarak kullanmamız lazım. Diplomatik silah olarak kullanmamız lazım. Kardeşim sen Adalar Denizi'nde diyorsun bu adalara. Şimdi de gelip Doğu Akdeniz'e hak iddia ediyorsun. Ya biz boşu boşuna demiyoruz. Hem kendi görüşümüz hem Yunanlıların görüşünden dolayı. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın kıyısı yoktur. İşte burada deniz hukukuna göre kıta sahanlığı İki ana kara arasında ölçülür. İki ana kara arasında. Şimdi iki ana kara arasında ölçülür ve ikiye bölünür. Biz burada ne demiştik? Birisi 3500, birisi 2800. Aslında hani bize maksimalist diyorlar ya. Hayır biz maksimalist değiliz. Biz optimalistiz, hatta hakkımızdan bile feragat ediyoruz. Ama buna bile ses çıkartanlar var. Şimdi orantılılık ilkesine göre... Yani deniz yetki alanlarının paylaşımında orantılılık, ana karaların üstünlüğü
coğrafyanın üstünlüğü denir aynı zamanda. Kapatmama ilkesi, yani bir ana karanın önünü bir ada kapatamaz. Kesmeme ilkesi, yani bir ada iki ana karanın arasındaki ilişkiyi kesemez. Bunlara göre, en başta orantılılık ilkesine göre diyelim, bizim buradaki kıta sahanlığımızın Yunanistan'dan daha fazla olması lazım. Ama biz öyle yapmadık. Biz dedik eşit uzaklık olsun. Eşit uzaklık. İşte eşit uzaklık olunca böyle. Neden böyle? Şimdi adalar var falan diye bu adalar ana denizin altına böyle giriyor ya hocam ifade ettiğiniz gibi. Ada arasına giriyor. Ben şunu bir takayım böyle. Ada denize giriyor ve ana kara denize giriyor ve uzanıyor. Bunun üzerinde bu ilerledikçe derinleşiyor ve derinleştikçe bunun üzerinde hocam geliyor. Değil mi? Evet. Bunun üzerinde efendim dağlar var. Tepeler var. Bu dağlar ve tepeler, dağlar ve tepeler oluyor. Platolar oluyor. O ana karanın üzerinde o sahanlığın üzerindeki adalar. Dolayısıyla iki ana karanın ortak hattından çekildiği zaman o da efendim şey diyor. İki ana karanın ortasından çektiğiniz hat paylaşım hattı oluyor. Kıta sahanlığının hattı oluyor. Kıta uzantıları. Evet, kıta uzantısı. Bakın şimdi ben size şunu söyleyeyim, bunun bir örneği. Sisam Adası şurası. Neden Sisam Adası'nı gösteriyorum? Bakın şurada, aradaki farkı bile göremiyorsunuz değil mi? Şurada bizim burasına bayrak geçiririz biz buraya. Buradan arada bir su yolu vardır, çok dar. Kuşadası'nın orasıdır burası. Burada, bu Sisam Adası'nda geçenlerde deprem oldu. Atina mı yıkıldı? İzmir yıkıldı. Bu neyi gösteriyor? Bu ada Türkiye'nin kıta sahanlığındadır. Çünkü buradaki sarsıntı ana kıtayı sarsmıştır. Şimdi bunu biz söyledik. Söyleyince bazıları İrlandalılardan itiraz edenler oldu. Ama hem yabancılar var tabii Yunanlılar itiraz ettiler hem şey. Ahmet Ercan Hoca sağ olsun dedi ki tamam jeolojik ve jeomorfolojik olarak doğrudur dedi. Diye onu da sağ olsun hocamız izah etti. Ama görünen çok net. İşte neticede Mavi Vatan'ın Adalar Denizi parçası bu. Bir şey dikkatimi çekiyor bu arada. Siz Ege kavramını kullanmıyorsunuz. Tabii. Haklı olarak. Evet. Ama çevremize baktığı zaman Ege'ye 3 günlük tatile giden de dönüşte eşi doğum yaptığı zaman çocuğun adını Ege koyuyor. Şimdi o kadar çok yaygın ki. Evet. Yani şimdi, kusura bakmasınlar tabii, belki tabii. Vardır dinleyicilerim arasında ama benim arkadaşlarım çocuklarında da var. Ege. Evet. Şimdi ben şuna inanıyorum hocam. Şahıs isimleri önemli değil. Yani şahıs ismi siz istediğiniz anlamlı ya da anlamsız isim koyabilirsiniz. Şimdi anlamlı ya da anlamsız isim şeylerde mesela yabancılarda anlamsızdır isimler. Bizde gene bir anlamı vardır. Rüzgar dersiniz, bilmem ne dersiniz falan filan. Şimdi tarihi isimler konulur falan. Ama mekan isimlerinin bir mekanların bir hafızası, isimlerin de bir ruhu vardır. Sahiplik getirir. Aslında Ege'ye özlemi de ifade ediyor bizim tabii. Ege'ler. Evet. Yani ve o sahiplik, şimdi Yunanlı niye Ege diye ısrar ediyor Dardanes, Bosporus diye? Sahiplik vurgusu yapmak için oraya. Tarihsel sahiplik vurgusu yapmak için. Sadece Türk milletinde değil, bütün milletlerde ilk fethedildiğinde yerler isim değiştirilir. Dağlık Karabağ işgal ettiğinde Ermeniler ilk yaptıkları şey hemen yerleşim yerlerinin isimlerini değiştirmek oldu. Şimdi tekrar Azerbaycan onları orijinal isimlerine çeviriyor. Bu önemli bir şey. Bir de bu isim konusu da. Şimdi geçen Anadolu Gençlik Derneği'nde bir konferansım vardı. Orada da konuşurken, böyle sohbet ederken öncesinde
konuştuk. Şimdi bu isimler konusunda çok dikkatli olmak lazım. Yani böyle, efendim şimdi Ali, Ömer, işte ne bileyim Yusuf, şu bu falan. Bunlar Müslüman isimleridir. Şimdi, algımız bu. Ya bu isimler İslamiyet'ten önce de vardı. Bunda Arap ismi. Yani isim kökenine etimolojik olarak baktığınızda bunlar Arap ismi. Yani dolayısıyla mesela Yezid. Yezid aslında çok makbul bir anlam ifade ediyor. Ama şahıs da kötüleşmiş. Şahıs da kötüleşmiş. Onun için isimlerde Türk ismi kullanılması bence ismin kullanılması önemli. Yani o isimler, yani biz isimleri kullanırken tabii İslamiyet'teki büyük şahsiyetlerin isimlerinden esinlenerek kullanıyoruz. O ayrı bir mesele ama o isimlerin Arap ismi olduğunu da unutmamamız lazım. Türk ismi kullanırken de niye Türk ismi dememek lazım. Kullandığımız ismin orijinali de bu bizim açıdan. Bizim herhalde şeyden başlamamız lazım. Biz Ege ismini en çok hava durumlarında duyuyoruz. Televizyon, haber bütün 1940'tan sonra kullanılmış, evet. Hocam bu. 1940'tan sonra Atatürk zamanında Ege falan yok. Adalar Denizi ve Akdeniz var. Yani bu bir kere 1940'tan sonra kullanılmış ve bu bir Yunan tanrısı Thesaurus'un oğlunun ismi. Antik Yunan'da. Şimdi onun için mesela Batı Anadolu bölgesi. Niye kullanmıyoruz biz Batı Anadolu bölgesini? Nereden çıktı Ege bölgesi? Anlamsız. Batı Anadolu bölgesi çok güzel bir isim değil mi? Mesela evet. Çok güzel bir isim. Bizden bir tanım. Yani bizden bir tanım. Ankara'dan öyle tanım alır tabii. Tabii bizden bir tanım. Şimdi biz bu şeyde Doğu Akdeniz literatüründe neresidir Doğu Akdeniz? Doğu Akdeniz Sicilya ile Tunus arasındaki o kırmızıyla gördüğümüz yerin doğusudur. Doğu Akdeniz. Ama biz Doğu Akdeniz'i şu kesikli çizgiden itibaren alıyoruz. Konumuz olarak. Konumuz olarak. Girit'in ortasından geçiyor. İşte kıta sahanlığı diyoruz ya, kıta sahanlığı işte bu. Görüyor musunuz derinlikleri? Türkiye'nin, şurada gösterelim. Türkiye kıtası. Bakın nasıl uzanıyor. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle uzanıyor aşağıya doğru. Daha buraya kadar. Şu adaların hepsi, yani burada bakın hala göremiyorsunuz Meis'i. Şurada bir nokta. Yani ve buradaki bir nokta, göremediğimiz noktayı bütün Akdeniz'in sahibiyim ben diyor Yunanlı. Ya böyle bir şeyi bize teklif ediyorlar ve biz bunlarla oturup masada bunu müzakere etmeye kalkıyoruz. İnanılır gibi değil. Müzakere etmemizi isteyenler var. Bakın bu adaların hepsi jeolojik olarak, jeomorfolojik olarak gördüğünüz gibi Türk kıta sahanlığındadır. Çok net. Bizim körfezlere bakıyordu. Gönderi tabii. Körfeze dönmüş hepsi birer. Tabii. Uzantı olarak. Evet. Şimdi Yunanistan'ın bizim uzunluğumuz 2280 kilometre Doğu Akdeniz'de. Farz edelim ki Yunanistan'ın bu adaları, Yunanlılar da yanlış söylüyor, Türkler de yanlış söylüyor ve Doğu Akdeniz'de diyelim. Şimdi şurada işte bir yana kırmızıyla bir işaret dedik ki görebilirsiniz diye. Buna şöyle bir alan verdirtiyor Yunanlılar. Şimdi bunların bütün kıyı uzunlukları toplam 167 kilometre. Burası 2280 kilometre. 13 kattan daha fazla. Sadece orantılılık ilkesine baksak. Demografik ilkelere de bakmamız lazım. Ama bakmıyoruz. Nüfusa falan bakarsak zaten ezici olması. 13 bu alırsa bir bunun alması lazım. Değil mi? Çok normal. Ama ne istiyorlar biliyor musunuz? Ben 3 alırım, sen 1 alırsın. Aynen oran da bu. 3,5, 1 hatta. Bu ne demek ya? 13 kat. Ben daha büyüğüm. Sen 3,5 alacaksın, ben 1 alacağım.
Bu şu demek. Ben senden 45 kat daha fazla hak ettiğinden deniz alanı istiyorum demek. Bakın kıyı uzunluklarına bakın. Şu değişti. 2280, 167, 294 Lübnan, 193 Suriye. Suriye, İsrail 245, bunun da 40 kilometresi Filistin. Gazze. Libya ilgi alanı 340, Mısır 922. Yani Türkiye'nin ezici bir üstünlüğü var. İşte Akdeniz'de, Akdeniz'de 7 tane devlet münhasır ekonomik bölge ilanında bulunmuş. Biz daha bulunmadık. Kahverengi olanlar değil mi? Tabii. Bu, şimdi herkes zannediyor ki, hep gazetelerde öyle gözüktüğü için, münhasır ekonomik bölgesi, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin böyle. Şu aşağıdaki üçgen. Halbuki Güney Kıbrıs Rum yönetimi adanın tek sahibi olarak, tırnak içinde söylüyorum, 2004 yılında bu münhasır ekonomik bölgeyi ilan ediyor. 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum yönetimi kim ya? Küçücük bir şey. Devlet bile değil. Yönetim. Ve münhasır ekonomik bölgeyi ilan ediyor. Akdeniz'in, Doğu Akdeniz'in hemen yarısını alıyor. Ondan sonra bu 2003 yılında şu alanda Mısır'la anlaşmış durumda. 2004 yılında ilan edince diyor ki Birleşmiş Milletler'e ben 2004 yılında ilan ediyorum ama diyor 2003 yılına şamil ediyorum diyor. 2003 yılından geçerli olmak kaydıyla diyor. İşte ondan sonra 2010 yılında yani önce münhasır ekonomik bölge ilan ediyor. Bakın kendimizden örnek verdik. Bir de diğerlerinden örnek veriyoruz. 2000 şu hep bunu zannediyoruz biz. Münhasır ekonomik bölge olarak şurayı. Halbuki şurası. Münhasır ekonomik bölgesi. Güney Kıbrıs'ın yönetimini. Şimdi daha sonra 4 yıl sonra Lübnan'la anlaşma imzalıyor. Fakat Türkiye araya girdiği için Lübnan parlamentosuna hala geçmedi bu anlaşma. 7 yıl sonra, ilandan 7 yıl sonra da İsrail'le münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalıyor. İşte bu Sevil haritası denilen harita bu. Türkiye'ye şu kadarcık alan bırakıyorlar. Kıbrıs adası olarak bu kadarını alıyor. Yunanistan burayı alıyor. Türkiye en uzun kıyıya sahip ülke. En küçük alan alıyor. Efendim diyorlar ki şimdi bazıları, ya bu Avrupa Birliği haritası değil. Biz sorduk Avrupa Birliği'ni komisyonuna, Avrupa Birliği'nin böyle bir haritası yok dediler. Ya böyle Avrupa Birliği zaten hocalarım siz daha iyi bilirsiniz. Avrupa Birliği siyasi bir harita sunabilecek, sınır sunabilecek bir yapısı yok. Çünkü egemenliklerini devletler birliğe devretmiyorlar. Egemenliklerini muhafaza ediyorlar. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bir sınırı yok. Sınırı yok. Bu Yunanistan söylemi. Avrupa Birliği'nin deniz sınırları, Avrupa Birliği'nin dış sınırı. Hep bunlar Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ni istismar etmesi noktasında. Sınır devletlere ait bir kavramdır. Tabii sınır devletlere çok çok haklısınız hocam. Ama hem öyle diyorlar hem de bütün haritalarında bütün kurumların Avrupa Birliği'nin harita kurumlarında bu harita kullanılıyor. İşte Türkiye bırakılmak istenilen alan şu. Bize reva görülen bu. Burası Yunanistan'ın, burası Rum'un, burası da Türkiye'nin. Dikkat edin, dikkat edin. Adalar Denizi'nde ancak şuralar, körfezler bırakılıyor. Karasuları dışında hiçbir kıta sağlığımız yok bizim. Ve bunu konuşmaya kalkan bir takım insanlar var. Yani bunu, evet bunun da hakkı var. Ya biz de alamayız falan. Ana karalar esas. Bakın Türkiye'ye bakın. Bir de Yunanistan'a bakın haritada. Küçüklüğüne bakın. Ama sahip olmak istediği denize bakın. Ve oruç sismik araştırma gemisine nerede itiraz ettiler biliyor musunuz? Şurada.
Yani Avrupa Birliği'nin bize yaptırım uygulamaya kalktığı yer burası. Şurası falan değil ha. Yani bizim Oruç Reis araştırma gemisi şurada yapsa hadi diyeceğiz ki ya o kadar hani orada bir şey yapalım. Adamlar bu haritayı tövbe tövbe Allah'ın emri gibi lanse edip bize kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ve şu sınırdayken daha Oruç Reis Yunan kıta sahanlığına girdi diye bağırıyorlar, çağırıyorlar. Şimdi bunlarla Avrupa Birliği ile bizim neyini konuşacağız bu anlayışla? Yani nasıl konuşulacak? Yani ya vereceğiz ya vermeyeceğiz. Haritadan belli. Bizim bayrak oraya sığmaz. Sığmaz. Bakın evet. Örnek şu. Örnek şu. Bu İspanya. İspanya'nın münhasır ekonomik bölgesi. Bu da İspanya'nın adaları. Nerede? Fas kıyılarında. Ama bu adalara İspanya münhasır ekonomik bölge vermiş değil. Diyor ki olmaz. Bu kadar da olur mu diyor ya. O zaman buraların kapanması lazım. O ya bu Fas'ın kıyılarında kıta sahanlığında yatıyor diyor. Burada da İngiltere'nin adaları var. Fransa arasında evet. Evet. Fransa'nın Manş adaları Fransa kıyılarında. Bu da sadece karasuları kadar verilmiş. Orta hayat buradan geçiyor. İki ana kara arası. Eğer İspanya Yunanistan gibi düşünseydi harita böyle olacaktı. Eğer Malta Yunanistan gibi düşünseydi Orta Akdeniz Malta'nın olacaktı. Halbuki Malta'ya bu kadar veriliyor. Eğer İngiltere Yunanistan gibi düşünseydi adaları var Atlantik'te. Atlantik evet. Yunanistan'ın olacaktı. İngiltere'nin olacaktı. Dolayısıyla bizim Doğu Akdeniz'deki kıyılarımız, karşılıklı kıyılarımız işte o biliyorsunuz dik bakma diagonal. Libya ile böyle aynı mantıkla simetrik olarak İsrail ve Filistin'de de karşılıklılığımız var. Eğer biz bunu çizersek batıda oyunu bozduk Türk kalkanıyla. Doğuda da bozarız. Bundan tek zarar olan Yunan-Rum'dur. Yunan-Rum ikilisinin oyunu ancak bu anlaşmayla bozulur. Yoksa biz baskıdan kurtulamayız. Bakın tek çıkar yol, diplomatik çıkar yol İsrail'le karşılıklı kıyımız olduğunu görüp bizim menfaatimizedir. Şu anda bizim alanımız şurası. Bir Kıbrıs adası kadar deniz alanı kazanacağız. İsrail de kazanacak. İsrail'in de sınırı burası. İsrail buraya gelecek. Biz aşağı ineceğiz. Ve dolayısıyla burada hem de Filistinlilerin hakkını da müktesef haline dönüştürmüş olacağız. İşte Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan haritamızda bu olacak. Evet. Hocam benim diyeceklerim. Evet, çok teşekkür ederiz. Sorular da geldi bu arada. Bu tabii işin deniz hukuku. Ve denizin paylaşım sorunu. Biz yüzeyde kaldık daha çok. Bir de bunun tabii enerji tarafı var. Tamam. Ama enerji daha sonra geliyor. Belki başka söyleşinin konusu olabilir. Devam isterseniz gelir soru varsa. Sorulardan biz devam edebiliriz. Mesela bu arada tamam. Bir soru var. İlginç geldi bana. Samet Eren Alemdar sormuş. 26 ve 28. meridyenleri ne zaman konuşacağımızı amirimize sorar mısınız diyor. Tabii onu ben söyleyeceğim şimdi. Bakın şimdi şurası... Burası bizim Oruç Reis hep şu alanda faaliyet gösterdi. Barbaros, sismik araştırma gemileri ve sondaj gemilerimiz. Neden? Çünkü buralar ruhsat sahaları. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Dışişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 2010, 2011, 2012 yıllarında verilmiş ruhsatlar. Şimdi şurası şu Libya hattının geçtiği yer. Burası da 30 Mayıs 2020'de ihaleye çıktı. 30 Ağustos 2020'de 90 günlük süre geçti. Dışişleri Bakanlığı Türkiye Petrolü Anonim Ortaklığı'na ruhsatlandırma yapması gerekiyordu. Dolayısıyla bu alanda ruhsat verilmesi bekleniyor. Ruhsat verildiği anda buralarda Oruç Reis'in
ve Barbaros'un diğer sismik araştırma gemilerinin çalışma yapması, sondaj gemilerinin çalışma yapması için ruhsat bekleniyor. Burada savaş gemisi dolaştırmak buranın bize ait olduğunu göstermez. Çünkü kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin sahiplik ancak buraların kullanılmasıyla, nasıl kullanılmasıyla, ekonomik olarak kullanılmasıyla, o hakların kullanılmasıyla gösterilebilir. Bu ne demek? Bu şu demek. Kaynak araştıracaksınız, kaynak çıkartacaksınız. Sismik araştırma yapacaksınız, sondaj yapacaksınız. Askeri geminin burada kıta sahanlığında istediği kadar dolaşabilir. Bugün gelip Çin gemileri burada dolaşıyor. Bu ona ait olduğunu göstermez. Kara sularının dışındaki alanlarda ekonomik yetkiler söz konusudur. Yoksa kara sularının dışındaki alanlarda denizlerin serbest kullanımı ilkesi söz konusudur. Gelirler, seyir yaparlar, dururlar, atış yaparlar, eğitim yaparlar. Bunlar farklı şeyler. Onun için buraya bir an önce kararlılığımız ve buradaki sahipliğimizin belirtilmesi için uluslararası kamuoyuna mutlaka burada kaynak araştırması yapmamız lazım. Ruhsatların bir an önce açıklanması lazım. Tabii güneşi ve rüzgar dahil ekonomik tabii faaliyetlerine yararlanamazlar. Yararlanamazlar. Transit geçiş yapabilir. Tabii. Teknik destek, yardım gibi. Sorulardan devam edeyim. Yunan donanması son dönemde ciddi olarak silahlanıyor. Buna karşın TF-2000'ler ve TF-100'leri beklemek durumundayız. Devam ediyor soru. Türkiye'deki tersaneleri bu kapasiteyi ya daha doğrusu askeri rekabeti taşıyacak bir durumda mıdır diye bir soru var. Bizim tersanelerimiz hem askeri tersanelerimiz hem de sivil tersanelerimiz hakikaten çok iyi durumdalar. Ve onlar dışarıdan gemi kiralamayı düşünürken biz kendi gemimizi kendimiz yapıyoruz. Ve çok ciddi bir savunma sanayisi var bu konuda. İşte milli gemilerle vesaireyle. Yunanlılar bir gemi almaya kalkana kadar biz 5 gemi yapıyoruz. Yani abartı olarak söylemiyorum. Gerçekten de iyi. TF-2000'lerin ve TF-100'lerin bir an önce hayata geçmesi, hava savunma fırkateynlerinin, hava savunma uçaklarının bir an önce hayata geçmesi de çok önemli. Çok ciddi bir ihtiyaçtır. Bir soru var ilginç. Aslında yani cevabını ben de merak ediyorum. Evet. Lozan Anlaşması'na göre adaların bir kısmının silahsızlandırılması gerekiyor. Evet. Ama buna rağmen Yunanlıların uzun süredir bu adalarda belli bir askeri yığınak yaptıklarını, dönem dönem artırdıklarını belli resimlerle hatta kayıtlarla basına da yansıyor. Bu konuda Türkiye'nin bu Yunanistan'ın hareketlerine karşı uluslararası hukuktan kaynaklı Lozan'ın biz tarafıyız. Yunanistan tarafı ve diğer taraf ülkeler var. Burada neden biz sessiz kalıyoruz sorusu var. Bir de münhasır ekonomik bölge ilanımız ne zaman sizce gerçekleşir Akdeniz'de? Evet. Tabii önünde bazı sorunlar var. İşte Kıbrıs'ın belirsizliği var. Bu hocam bir kere bizim münhasır ekonomik bölge ilanımızın önünde hiçbir somut bir sorun yok. Yani Güney Kıbrıs'ın yönetimi kendisi ilan etmiş ve biz bununla cebelleşirken biz ilan etme zorunluluğu olmayan kıta sahanlığı koordinatlarını vererek buna cevap vermeye kalkıyoruz. Bu çok anlamsız. Yani bir kere hukukta silahların eşitliği ilkesi var. Bu silahların eşitliği ilkesiyle bağdaşmıyor. Dolayısıyla bizim burada bir an önce münhasır ekonomik bölge ilan ederek bir kere benim de hakkım burası bir dakika dur dememiz lazım. Şimdi herkes bize diyor ki ya burası Yunanistan'ın bilmem şurası münhasır ekonomik bölgesi, Güney Kıbrıs yönetiminin bilmem nesi, Mısır Yunanistan'la anlaşıyor, münhasır ekonomik bölge anlaşması yapıyor, diğerleri anlaşıyor münhasır ekonomik bölge. Biz de ki son anlaşmada bakın KKTC ile yapılan 2011 yılındaki anlaşma çok enteresandır. Kıta sahanlığı anlaşması. Bizim bu anlaşma 2010 yılında ben draftını hazırlamıştım. Şimdi bu şeyde de işte anlaşma da aynısıdır. Deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması kimse kenara köşeye kaçmasın diye içinde şu yazılıdır. Münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı. Yani birisi ya bu münhasır ekonomik bölge anlaşması değil demesin diye. Şimdi bizim bir an önce münhasır ekonomik bölge ilan etmemiz lazım. Bu arada şunu söylemek lazım. Yunan diplomasisi
burada ciddi bir hakikaten maharet göstermiştir. Baskın çıkmıştır. Bunu kabul etmek lazım. Bundan da ders çıkarmak lazım. Bundan da ders çıkarmak lazım. Nasıl? Bu münhasır ekonomik bölge, Doğu Akdeniz'in paylaşım mücadelesi kimle kimin arasındaydı? Türkiye-Yunanistan arasındaydı. Türkiye-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaydı. Değil mi? Şimdi ne oldu? Avrupa Birliği Türkiye sorunu haline getirdiler. Bu, hatta ABD müdahil oluyor. Ve ABD müdahil oluyor. Bu bizim bundan ders çıkarmamız lazım. Bizim bundan ders çıkarmamız lazım. Avrupa Birliği Türkiye sorunu haline getirilen ikili sorundan ders çıkarmamız lazım. Bizim diplomatik olarak bütün elimizdeki verileri çok iyi kullanmamız lazım. Bakın şimdi ilk soruya geliyorum. Bu kullanılacak verilerden, elimizdeki malzemeden en önemlilerinden bir tanesi gayri askeri statüdeki adaların statülerinin Yunanistan tarafından bozulmuş olmasıdır. Yani buraların askerileştirilmesi ve silahlandırılmasıdır. Daha düne kadar bizim bir takım yetkililerimiz açıklamalarında silahsızlandırılmış statü diyorlardı. Halbuki silahsızlandırılmış statüde münhasır ekonomik bölge kıta sahanlığı ilişkisi gibidir. Gayri askeri statü üst kümedir, silahsızlandırılmışlık alt kümedir. Çünkü oraya havaalanı yaparsanız silahsızlandırmayı bozmazsınız ama gayri askeri statüyü bozarsınız. Gemi ziyareti yaparsanız gayri askeri statüyü bozarsınız ama silahsızlandırmayı bozmazsınız gibi. 1947 Paris Barış Anlaşması'nın 14. maddesinin 1. fıkrası ve 43. maddesi dolaylı olarak işte Lozan Barış Anlaşması'nın yine 15, 12, 13, 15. maddeleri ve 6. maddesi ve atıfta bulunuluyor işte 1913'teki 6 büyük devlet kararına. 23 tane ada gayri askeri statü olmak kaydıyla Yunanistan'a devrediliyor. Bu ne demek? Gayri askeri statüleri bozulursa egemenlikleri de tartışmalı hale gelir. Şimdi bu konuda ben şunu duyuyorum. Sadece Milli Savunma Bakanlığı'nın çok yerinde açıklamaları var 2 senedir. Çok yerinde açıklamaları var. Ama başka yok mu? Biz Navtex bir protesto değildir. Navtex bir bilgilendirmedir ve diplomatik hiçbir şeyi yoktur. Seyir Hidrografi Dairesi çeker bunu radyolar vasıtasıyla. Yani uyarı, denizcileri uyarı. Burada şu var, bu var diye. Onun dışında bir şey olmaz. Nota vermek lazım. Dışişleri bakalım. Dışişleri, gayri askeri statünün ihlal edilmiştir. Bu konu görüş. Bunu dünyaya taşımak lazım. Bir de bunu şöyle taşımak lazım. Gerçeği de budur. Yunanistan buralara asker ve silah yığarak kime karşı yığıyor? Kime karşı yığıyor? Ya biz bugüne kadar Yunanistan'ın herhangi bir adasına çıkarma mı yaptık? Herhangi bir adasına atış mı yaptık? Herhangi bir adasında ve işte top atışlarıyla taciz mi ettik? Hiçbir şey yapmadık. Yapmadıysak o zaman bu adalar niye silahlandırılıyor? Bu adalar Türkiye'yi işgal için silahlandırılıyor. 1922'deki Megalo İdağı'nın gerçekleşmemesinin uygun bir vakitte rövanşının alınması için. Yani bunu bir kere açıklıkla söylemesi lazım. Bu düşmanca bir tutumdur. Yok ki Adalar Denizi'nde başka devlet Yunanistan'ın karşısında. Türkiye var. Türkiye'de NATO devleti değil mi? Evet. Bir soru daha var. O da ilginç. Sesli sorun yok değil mi? Tamam. Akdeniz'deki sorunlarda özellikle biz diyor başta NATO ve diğer müttefiklerimiz olmak üzere ve komşularımız vardı bizim şu an ilişkilerimiz gergin olsa bile tarihi olarak çok iyi ilişkilerimiz olduğu ülkeler var bölgede, Akdeniz'de ve ötesinde. Onlara acaba burada bizimle işbirliği yapmalarından, Yunanistan'la yapmalarından daha iyi, onlar için de iyi olacağını anlatamaz mıyız? Tabii diplomasinin aslında cevap vermesi gereken bir soru ama. Şimdi biz tabii akademik olarak bakalım Konuya. Biz kamu diplomasisi, işte mesela Baudex olarak biz, arkadaşlarımızın da, bizi dinleyen arkadaşlarımızın da Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi, Baudex diye geçer.
onun Twitter hesaplarını takip etmesini çok arzu ediyorum ve ederim. Bütün arkadaşlarımız gönüllüdür. Bu işe gönüllü vermiş gençlerdir, profesyonellerdir. Ama genç öğrenciler, hep öğrenciler vardır bunun içerisinde. Yeni mezunlar vardır. Hepsi de gönüllüdür. Bizim gönüllü gruplarımız var. Onlara da dahil olmalarını çok arzu ederim. Twitter hesaplarımızı takip etmelerini, YouTube hesaplarımızı takip etmelerini çok arzu ederim. Çünkü neden? Biz işte bu eksikliği gidermek için bu ülkelerin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın yönetimiyle yaptıkları anlaşmaların kendi aleyhlerine nasıl olduklarını anlatmak için kendi dillerinde yayınlar yapıyoruz. Kendi dillerinde. Ve bizimle anlaşma yaparlarsa neler kazanacaklarını da kendi dillerinde anlatıyoruz. Şimdi onun için bizim çok ciddi onların kamuoyuna, biz kamuoyuna erişebiliriz. Neden? Çünkü biz akademik bir stratejik araştırma merkeziyiz. Biz kamuoyuna. Ama bürokrasisine de aynı şekilde bürokratların erişmesi lazım. Onlara anlatılması lazım. Şimdi dün, evvelsi gün bir açıklama yaptı Mısırlılar. Mısırlılar. Diyor ki biz Yunanlılarla diyor çok ciddi sınırlandırma görüşmeleri yaparken diyor Türkiye ile diyor bir iki kere diyor o da istikşafi düzeyde yani keşfetme düzeyinde diyor bir iki kere görüştük diyor. Ama Yunanlılarla çok ciddi teknik görüşmeler yaptık diyor. Türkiye'den diyor böyle pek bir şey gelmedi. Yani bu bakın ben tekrar söylüyorum. Bu siyasetin meselesi değil. Siyasi haritayı alıp çizemez. Bu bürokrasinin meselesidir. Bürokrat haritayı getirecek, koyacak. Benim bürokratım gider Amerika'da İsrail'e karşılıklı kıyım yok derse biz daha o zaman neyi bekleriz ki? Yani dolayısıyla bizim kamu diplomasisini çok iyi yapmamız lazım. Kamu diplomasisini çok iyi yapmamız lazım. İlgisi belki olabilir ama bir soru da sizin size doğrudan yönelik olarak var. Bu fikirleriniz, düşüncelerinizle ilgili hem içeriden hem dışarıda bazı engellemeler, bazı nasıl söyleyeyim darbe şeklinde yani böyle önünüze çıkmalar şeklinde belki akademik olarak, bürokratik olarak var mı? Öyle bir iddia var ama... Şimdi şöyle çok tehdit alıyorum. O evet. Bir gerçek. Yani çok tehdit alıyorum. Yani geçen avukatlarım saymışlar. 3300 küsur olmuş tehdit konusundaki suç duyurusu. İşte sosyal medyadan mektupla şuradan buradan falan filan. Bir de efendim işte Yunanistan gazetelerinde alenen tehdit vardı mesela. İşte onlar da işleme konuldu. İşte ne bileyim işte canına kastetme noktasında falan. Bunlar hiç önemli değil. Çünkü neticede ben şuna inanırım. Ben bir kere bir askerim. İkincisi ben bu toprakların çocuğuyum. Ve Türk oğlu Türk, bir Müslümanım. Kadere inanırım ben. Ben kaderin ötesinde insanların bir kader çizebileceğine inanmam. Allah'ın çizdiği kader neyse o olur. Herkes sanır ki yani bir söz var yabancıların. İnsanlar plan yapıyormuş, Tanrı da gülüyormuş. Onun için ben Allah'ın dediği olur derim. Kaderin ötesinde bir başka kader daha vardır. Önemli olan bizim, ya benim hiçbir beklentim yok ki. Ne beklentim olacak? Benim beklentim vatanıma, milletime, devletime hizmet. Onun dışında yurt içinde, yurt dışında da olacaklar olur. Ben doğru bildiğimi söylüyorum. Doğru bildiğim bu. Bence doğru bu. Yani ben kendimce doğru bu. İnanan olur, inanmayan olur. İtibar eden olur, itibar etmeyen olur. Hepsine de saygı duyarım. Ama resmin diğer tarafı daha büyük. Çünkü sizin isminizi duyduğunuz zaman heyecanlanan yürekler var bu ülkede. Sağ olsun. Bunu da söylemek durumundayım. Hatta kurumsal olarak da ben Bahçeşehir'deki bir kardeş üniversite olarak adlandırayım. O merkezi duyduğum zaman heyecanlandım. Çok sağ olun. Hatta bu moderatörlükle ilgili isminizi duyunca ayrı bir heyecanlandım. Sağ olun hocam. Umarız ki biz de bir uluslararası işler bölümüyüz. Bahçeşehir'deki yapılanmayla bir irtibat kurabilirsek. Şeref duyarız hocam. Ortak çalışmalar çünkü bizde çok genç beyinler var.
konuyla ilgilenen çok güzel akademisyenler var. Potansiyel var. Ben de zaten umarım oradan mezunum. Hocam, benim onu biliyorum. Ya, sağ ol. Hocam gerçekten yani şeref yani duyarım. Tek bir kurumda kalmazsa ki hepimiz aynı ülkenin farklı kurumlarıyız. Tabii. O işbirliğini artırmak üzere de bu söyleşiyi sonlandırırsak eğer ona hazırız biz. Şeref duyarız. Paket olarak Sayın Dekanım da burada. Sorularımız bu kadar. Bir de şeyle ilgili var ama onu bilmiyorum. İsterseniz cevaplayın istedim. Mavi vatan sorusuyla ilgili kavramsal olarak işte daha çok işte uluslararası hukukta karasuların ötesi nasıl vatan sayılabilir konusu. Şimdi bir kere şu, biz mavi vatan derken bu bir ifade, bir hukuksal ifadenin ötesinde bu toplumda toplumun kalbine, ruhuna dokunacak bir ifade. Deniz yetki alanlarımızı kapsıyor. Haklarımız var. Tabii deniz yetki alanlarımızı. Bu deniz yetki alanı demek kara sularından, iç sulardan başlayıp kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölgeye kadar ulaşan alan demek. Evet. Bunun adı deniz yetki alanı. Biz bu deniz yetki alanlarının hepsine mavi vatan diyoruz. Daha önceden de mavi Anadolu diyorduk. Mavi Anadolu. Ama bu mavi vatan daha tuttu. Daha tuttu. Ama şunu da söylemek lazım. Bir de bir kavram var. Ülke değil. Değil, evet. Deniz ülkesi. Evet. Ülke kavramı değil. Daha farklı. Evet, daha farklı. Hukuki olarak da farklı bir şey ifade ediyor. Sayın değerli katılımcılar, arkadaşlar, dinleyicilerimiz, bizi YouTube kanalından izleyen bütün dinleyicilere, daha sonra kaydı izleyecek olan bütün ilgililere ve bütün akademisyen ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Sizlere de çok güzel bilgilendirici, gerçekten böyle bir ortamda, tarihi mekanda, Osmanlı'nın harbiye nezaretinin hatırası içerisinde, vatanı, ülkeyi, haklarımızı, hukuku konuştuk. Çok teşekkür ederiz. İnşallah yeni bir programda tekrarı enerji boyutunda konuşmak üzere diyelim. Sağ olun. Hocam ben de denizciliği Türk'ün büyük ülkesi olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülküsünü yerine getirmeyi ödev edinen insanlardan birisi olmayı düşündüğüm için. İstanbul Üniversitesi'ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk tavsiye etmiştir. Hayırla, rahmetle yad edelim. Amin. Teşekkürler. Bu ufuk açıcı ve dikkat çekici söyleşi için Doçent Doktor Cihat Yaycı'ya çok teşekkür ediyor. Plaketini vermek üzere İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Sayın Yorgun'u kürsüye davet ediyorum. Öncelikle hocama kurbanınızla bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Mavi Salon'da Mavi Vatan'ı konuştuk. Dolayısıyla hem umudumuz hem ufkumuz açıldı ve değişti. Öncelikle katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Mavi Vatan stratejisine kim ne katkı sunduysa hepsine bu vesileyle teşekkür ediyor. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ve bu plaketimizi kabul ederseniz çok şeref duyarım hocam. Evet. Bu vesileyle de sizinle böyle bir hatıramız olsun istiyoruz. Şeref duyuyor. Bir de Mavi Vatan'la ilgili yazdığınız metinlerde kullanmak üzere bir kalem hediyemiz de olacak fakültemizin. Şeref duyuyor. Sağ olun. Buyurursanız çok sağ olun teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ederim. Emeklerinize çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Sağ olun. Bu arada katkı sunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Hocam çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Değerli konuklarımız, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin düzenlemiş olduğu İktisat Network Söyleşileri etkinliğinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Katılımları ve değerli katkıları için başta değerli konuğumuz Sayın Mustafa Tümemrel Doçent Doktor Cihat Yaycı olmak üzere çevrimiçi olarak bizleri takip eden siz sevgili öğrencilerimize, mezun ve mensuplarımıza en içten teşekkürlerimizi sunar. Bir sonraki etkinliğimizde sizleri tekrar aramızda görmekten büyük bir onur duyacağımızı belirtiriz. Etkinliklerimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için resmi sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederiz. Hoşça kalın.